Söyle. Hayır, gerçekten bir şey söylemek istiyorsun ve devamlı gülüyorsun kenardan. Peki sen. Ben kıskandırıcı bir durum o yüzden. Yani gerçekten şanslıyım ama. Gerçekten. Ya ondan... bir dakika şimdi tabii onun kız arkadaşı var. Onun kız arkadaşı var. Ne, aslında ne kadar önemli. Albüm yapıyor. Beraber yaşıyorlar. Evet. Efendim o da müzisyen. Sözleri o yazıyor. Kıyafetine o karışıyor. Bir şekilde hayatına çeki düzen veriyor. Evet. Ne kadar önemli. %100. Onun yok. Ve albümü kendi yapmak zorunda. Sözleri kendisi yazmak zorunda. Gördüğünüz gibi kıyafeti kendisi seçmek zorunda. Yani... ona şimdi bir imrenme var mı ona? Arada sırada oluyor tabii canım. Yani ama hani nazar değdirmek adına öyle bir hayır, şey. Hayır hayır. Allah nazardan saklasın. Mesela senin de tek başına olmana rağmen şarkı sözlerin mükemmel. Teşekkür ederim. Bir şarkı sözüne biz bir sokak röportajı yaptık. Çok enteresan bir şarkı sözü. Sonbaharın içinde miydi o şarkı sözü? Ben Eşen. Mutsuzken... Nereden bulur bu insanlar? Ya sen nasıl... Nasıl bu sözü tam söyle ben... Nereden bulur bu insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Nereden bulur insanlar ben mutsuzken gülünecek şeyleri? Sonbahar şarkısının içindeki çok güzel bir söz. Biz bunu sokak röportajı yapalım dedik. Ve sokaktaki vatandaşımıza sorduk. Direkt gidip sorduk. Halil mutsuzken nereden buluyorsunuz gülünecek şeyleri? Güzel. Çok ciddi sorunca soruyu çok acayip cevaplar geldi tabii haliyle. Çünkü soruyu gerçekten ciddiye aldı dostlarımız. Bir hep beraber izleyelim. Halil mutsuzken nasıl bu kadar ciddi gülebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz diye. Evet buyurun. Halil Sezai mutsuzken gülünecek şeyleri nereden buluyorsunuz? Bulamazsın. Gülünecek şey bulamazsın. Biri mutsuzken gülecek şey bulamazsın. Ya sokağa çık her şeye gülersin ya. Evet. Halil Sezai mutsuzken gülebiliyor musunuz? Ya Halil Sezai'nin mutsuzluğu kendini bağlıyor. Bizi bağlamıyor ki. Ben hep gülüyorum ki zaten. Onlar Halil Sezai'yle hiç ilgisi yok benim. Vallahi bir kelime söylüyoruz. Bakın komik geldi mi hemen gülmeye başlıyoruz. En güzel hareketler bunlar var ya. Evet. Halil Sezai falan etkilemiyor bizi. Biz onu seyrediyoruz. Halil Sezai mutsuzken ben mi? Ben Halil Sezai'yi tanımıyorum ki. Onun çıkardığı konuları... Karşımızda görüp kendimizi unutup gülmeye başlıyoruz. Demek ki kendimizde buluyoruz, başkasında değil. Ali Sezai tanıyor musunuz? Ali Sezai saçlarını yana doğru tarayan İslam diye bir parçası olan birisi. Ama bir noktaya kadar tanıyoruz, ikinci bir noktada onun hallerine gülüyoruz. Abi soru öyle bir soru ki, soru algılanacak bir soru değil yani. O mutsuz, Ali Sezai mutsuzken ben niye gülerim? Halil Sezai öbür tarafta mutsuz. O bizi ilgilendirmiyor. Ben burada niye mutluyum? Halil Sezai orada mutsuz. Tamam ben burada gülüyorum. Ben burada niye mutluyum? Halil Sezai orada niye mutsuz? İşi yolunda gitmemiştir, mutsuzdur. Benim burada işim veya o anki bir olay normal gelişmiştir. Mutlu olmuşumdur, ona gülerim. Halil Sezai mutsuzken gülünecek şeyleri illaki buluyor insan yani kendinde. Herkes bir şekilde gülüp geçiyor. Ama kimse sonunu düşünmüyor. Birçok şeyin sonunu düşünmüyor. Hani kimsenin hasta olması, Halil Sezai'nin bu durumda olması veya bir başka X bir kişinin bu durumda olması kimseyi ilgilendirmiyor. Yani insanlar artık öyle bir durumda ki hani kendisini bile düşünür halde olmuyorlar artık. Yani kendi ailesini bile. Hani dışarıdaki bir... Halil Sezai mutsuzken. Yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.